çalışma arkadaşları, yol arkadaşları, yoldaşları, aynı zamanda eğitim senli arkadaşlarımız. Aramızda da Leyla Kındış arkadaşımız var. Belediye başkan vekili ve belediye meclis üyesi arkadaşımız. Hani burada Sayın Başkan Vekilimiz Leyla Hocam da ifade etti. Aslında buralarda velilerin olması gerekiyor. Çünkü eğitim herkese değinmiş. Herkesin eğitimle ilgili mutlaka bir bağ var. Çocuğu var, torunu var, kendisi ya da eğitimcidir vesaire. Ve eğitim alandaki bu tahribata karşı, bu gericileştirmeye karşı bütünlüklü bir mücadeleye ihtiyaç var ve bu mücadelenin öznesi de doğrudan eğitimsem ve Alevi örgütleri tek başına olmaması lazım. Çünkü bu topraklarda laiklik meselesi eğitimsenin ve Alevi örgütlerinin meselesi değil. Tabii ki onların da meselesi ve sorunu zaten mücadele ediyoruz, ediyorlar. Ama bütün herkesin meselesi. Bu önümüzdeki eğitim öğretim yılında Türkiye yüzyılı maarif modelini hayata geçirecekler. Ve bizim de şöyle bir kararlılığımız var. Biz de bu müfredatın hayata geçmemesi için mücadele edeceğiz ve okulların başlamasıyla birlikte de bu mücadeleyi tüm Türkiye satına yaymak gibi bir kararlılığımız var. O yüzden bugün burada velilerin olması çok önemliydi. Okulların açılmasıyla birlikte henüz şeklini, şemalini çok net bir şekilde belirlemedik ama belki bir hafta, belki iki hafta, belki okullara çocuklarımızı göndermeme, boykot etme, 7 gün, 7 bölgede ve 7'den 77'ye bir mücadeleyi mutlaka önümüze koyup sürdürmemiz lazım. Ha bütün bunlara rağmen geçer mi, uygulanır mı? Uygulanabilir. Çünkü bu iktidarın şöyle bir şeyi var. Ben kafama koyduğumu yapacağım. Fakat meşruiyeti olmayan bir uygulama, uygulamaya geçtikten sonra da karşılık bulmuyor. Böyle birçok yapıyorlar, geri adım atıyorlar. Yapıyorlar, geri adım atıyorlar. Önceden şöyle yapıyorlardı. Bir program, bir iş, bir proje ortaya koyacaklarını söylüyorlardı. Toplumun nabzını ölçüyorlardı. Toplumdan gelen tepkiye göre de o konuda ya devam ediyorlardı ya da geri adım atıyorlardı. Ama son Bakan Tekin'le beraber artık hiçbir konuda geri adım atma niyetleri yok. Bunu çok kararlı bir şekilde sürdürüyorlar. Çünkü karşılarında güçlü bir muhalefet de göremedikleri için buna devam ediyorlar. O yüzden okulların açılmasıyla birlikte Türkiye'nin her yerinde bütün velilerin katılacağı bu müfredatı istemiyoruz. Geri çekin eylemlilikleri çok önemli. Bu o kadar önemli ki bunu yapabildiğimiz sürece bu iktidara bazı konularda geri adım attırabiliriz. Bu maarif modeli kamuoyuna duyurulduğunda, artık son aşamalarına geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir görüşme gerçekleştirdik Alevi kurumları olarak. Ve Alevi kurumları olarak gittiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı'yla konuştuğumuzda tüm itirazlarımızı ifade ettiğimizde bize şöyle bir cümle sarf etti. Siz de bir program hazırlayın, bir müfredat oluşturun, Alevilik dersi de koyalım. Devletin bizim itirazlarımızdan anladığı bu. Alevilik de olsun, onun dersini de koyalım. 2 gün önce Kültür Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştirdik Hacı Bektaş'ta. Ve anladığı şu, niye bizim size yardım etmemizi istemiyorsunuz? Devletin anlayışı bir kültüre, bir inanca, yaklaşım biçimine dair anlayışı bu. Yine tersinden bir şey söyleyeyim. Dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüntüler. Devletin hukuka, adalete bakış açısı işte halkın iradesine atılan yumruklar. Dolayısıyla nasıl bir devletle mücadele ettiğimizi, nasıl bir sistemle mücadele ettiğimizi, nasıl bir akılla mücadele ettiğimizi anlatmak adına bunu söylemek durumundayım. Sevgili canlar, evet, Cumhuriyet'in kurulmasından kısa bir süre önce başlayan bir süreci tek başına ele aldığımızda bile aslında şöyle bir oluşumdan bahsetmek mümkün. Bir sevgili arkadaşımızın ifadesiydi, onu ben biraz daha üzerine ekleyerek, katarak söyleyeyim. Bir ordu vardı, orduya devlet lazımdı. Devlet oldu,
devlete millet lazımdı. Bir millet oluşturuldu. Bu millete bir din lazımdı. Bir din oluşturuldu. Devletin dini. Bu dine bir mezhep lazımdı. O mezhebede tarikatlar, cemaatler lazımdı. Esasında tersinden başlaması gereken bir sürecin nasıl başladığını ve bugün nasıl devam ettiğini anlatmak için söylüyorum. Yıllardır Aleviler, Alevi kurumları itirazlarını yapar iken Eğitim Sen ve benzeri eğitim sendikaları itirazlarını ortaya korurken diğer tüm demokratik kitle örgütleri itirazlarını, taleplerini sıralarken aslında her birinin birbiriyle nasıl paralellik oluşturduğunu fark etmemiz çok geç oldu. Laiklik dediğimiz şey ilkokul 3. sınıf kitaplarında yazdığı gibi bir toplumsal düzendir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yani toplumsal yaşama, düzene din müdahale edemez. Herkes inancında, inanmamakta özgürdür. Siz toplumsal yapıyı bir din, bir mezhep çerçevesinde oluşturamazsınız ve bunu dayatamazsınız. Fakat Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte bizim ülkemizde en büyük devrimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimidir bu toplumda laiklik meselesi. Bu laikliği toplumun tüm ilerici unsurları, özellikle emekçi sınıfları, yoksulların sahiplenmesi gereken aynı zamanda sınıfsal bir karakter olan bir toplumsal uzlaşıdır laiklik. Siz bizim gibi çok kültürlü, çok farklı inançları bu ülkenin topraklarında barındırıyor iseniz bu laiklik dediğimiz mesele her şeyin üstündedir. Laiklik olmadan şunu ifade edelim ki bu ülkede demokrasi olmaz. Evet. Değerli başkanlar, merhaba.